Gökhan Saki ve Avatar Atakan İstanbul'da buluştu. Betül Demir bizi Hacı Yatmaz'la tanıştırdı. Genç oyuncu Ümit Kantarcılar valizi topladı ve İzmir'e doğru yol aldı. İşte en sıcak röportajlar ve magazin dünyasından en son haberler geliyor ekrana. Gerçek Fatihleri kalpleri fethedenlerdir diye. Ben de inşallah kalpleri fethetmeye gidiyorum. Gökhan Saki ve Avatar Atakan İstanbul'da buluştu. Şampiyonumuz Survivor. Betül Demir yeni şarkısı Hacı Yatmaz'ı Magazin 8'e anlattı. Benim mevzu çok derinde usta. Genç oyuncu Ümit Kantarcılar valizini topladı ve İstanbul'a veda etti. Kötü olması için nedenleri olan bir adamım yani. Valizim dolu ile aşklarla anılarla. Ringlerin iki şampiyonu İstanbul'da buluştu. Bocalama dönemini artık herhalde geçtiğimizi düşünüyorum. Uzun süre bocaladım ama şu anda rahat bir şekilde geziyorum arkadaşlarımla beraber. Şimdi burada arkadaşım zaten burada yeni bir mekan açtı, onu ziyarete geldim. Survivor şampiyonu Avatar Atakan ve KAL 2008 Dünya Kickbox şampiyonu Gökhan Saki uzun süre sohbet etti. İki şampiyon birlikte antrenman yaptığını açıkladı. Şampiyonumuz Survivor, Muhtay şampiyonumuz. İki gün önce geri döndüm. Geçen bir antrenman yapmıştık. Yine karşılaştık. Aynen, yine yaparız abi antrenman. Aynen, yeni geldin sen tatilden. Gelen dönmek lazım ringlere. Evet. Gökhan Saki, Avatar'ı ringlerde başarılı bulduğunu açıkladı. Nasıl buluyorsunuz Atakan'ı boksta? İyi, çok güzel, çok iyi dövüşü. Betül Demir de Beyoğlu'nda bir toplantıdaydı. Bir toplantı için geldim buraya, öyle yapayalnız takılıyorum diye zannetmeyin. Arkadaşları bekliyorum, ekipten. Onlarla beraber biraz resim vesaire seçeceğiz. Betül Demir, Hacı Yatmaz isimli şarkısını ilk kez Magazin 8 için seslendirdi. Benim mevzu çok derinde usta. Sağa sola vurdum kalbi sandım ki Hacı Yatmaz deneye yanıla. Haydi Abbas düş yola. Hepimiz birbirimizin eskisi de olacağız valla diye böyle bir arası var. Betül Demir'in bir beklentisi daha var. Stan payının tıklanma oranları da çok iyi oldu. YouTube'da bir anda hem dijital platformlarda hem de radyolarda falan en çok dinlenen şarkılar arasında. Aslan payımı aldım, hep öyle söylüyorum. Aslan payımı, evet aslan payımı aldım yani. Bakalım inşallah aşktan yana da payımı alacağım. Aşk demişken. Hep bunu söylüyorum. Ya işte bak ne güzel. Yeni bir albümle birlikte yeni bir aşk da bekliyormuş Betül Demir. Evet, benim içimde böyle bir takım kıpırdanmalar vesaire var ama henüz öyle çok hani size sunabileceğim bir şey yok yani. Hani burada benim sevgilim diyebileceğim bir durum yok yani. Betül Demir aşk döneminde duyurulur mu desek acaba? Evet. Bak ben de sevimlilik yapıyorum. Sizi hep karşılaşsak ya kızlar. Bu güzel enerjiden bana da gelse böyle. Hayatın bir anlamı olmalı. Aşk ve sevgi olmalı hayatta. Ha bu arada elindeki dövmelerin de bir anlamı varmış. Elif gibi dik bir yıldızım, sadece inançlarıma eğilirim demek buradaki bütün bu anlam. Bu çifte vav, bu Elif, yıldız zaten yıldız. Burada da dünyadaki en eski harflerle o cümlenin tamamı var. Pis Yedili'de Ceyhun karakteriyle yıldızı parlayan genç oyuncu Ümit Kantarcılar da valizi elinde Beyoğlu'nda. Çantayı gördük. Evet. Tatilden mi geliyorsunuz? Yok. Çalışmaya gidiyorum. Dizi çekiyoruz İzmir'de biliyorsunuz. Rengarenkti. Onun çekimleri başlıyor şimdi. Biraz tatil yaptık. Biraz da kızımla İstanbul'da vakit geçirdim. Şimdi dönüyorum tekrar çekimleri bitirmeye. Kızı da büyümüş. Aylar, yıllar hızla geçiyormuş. Nasıl kızınız? Kaç yaşında oldu? 17 aylığı bitirdik. Gayet iyi, sağlıklı, mutlu. Aynen öyle. Yaşına girdi. Yaşına girdi. Senin matematiğe bedenci mi girdi? 17 ay, 12 ama ay. Ama bir an, ama hemen düzeltti farkında. Doğru. O yüzden şimdi gidiyoruz, şimdi çekimimizi yapacağız. 3 hafta daha İzmir'deyiz, ondan sonra İstanbul'a geleceğiz inşallah. Antalya'da olan Ümit Kantarcılar için İzmir de özelmiş. İzmir'de havalar sıcak, güzel. Bir de İzmir benim çocukluğumun geçtiği yer. Yarısını orada geçti çocukluğum, yarısı Antalya'da. İşte gidiyoruz işte çekim yapmaya. Eğlenceli, tek eğlenmeye devam edeceğiz. Bakalım. 3. bölüm yayınlandı, şimdi 4 yayınlanacak. Biz 7. bölümü çekeceğiz. Biraz yoğunuz ama güzel gidiyor. Bir baba ne yapması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Vakit geçiriyorum. Kaliteli vakit geçirmeye çalışıyorum her şeyden önce. Beraber oluyoruz. Zaten yeni yeni tamamen algılama sürecinde her şey. Dünyayı yavaş yavaş tanıyor. Merak duygusu baya gelişti şu anda. Baba kız beraber merakımızı gidermeye çalışıyoruz.
doğaya karşı, hayata karşı, insanlara karşı yavaş yavaş beraber öğreniyoruz. O bana baba olmayı öğretiyor, ben ona hayatı yavaş yavaş öğretmeye çalışıyorum. İşi gereği her rolü oynayan Ümit Kantarcılar, gerçek hayatında aşka bakış açısını da açıkladı. Gerçek hayatta nasıldır Ümit Bey? Gerçek hayatta aşkını sadece aşkıyla yaşayan insanla konuşan, kimseyle konuşmayan bir adam. O yüzden bilmiyorum, onu aşk yaşadığım insanlara sormak lazım.